bölgesinde bilinen bir şey. Dön abi. Dön güzel. Karşıla. Buranın güzel olmasının sebebi ön tarafımız komple bir düzlük. Şu gördüğünüz küçük sırtların hemen arka tarafı da Karadeniz. Karadeniz'den gelen laminar bir hava akımı var. Yere paralel bir şekilde. Düzgün, stabil. Eğer ısınma olmazsa, çok fazla bir ısınma olmazsa hiçbir hava hareketine maruz kalmıyor ve çok temiz bir şekilde bizim tepemize kadar geliyor. Dolayısıyla bu eğitim uçuşlarına bize çok bir katkı sağlıyor, artı sağlıyor. Burada temiz havaya çeken pilotlar buradan kalkış yaptıktan sonra eğitmen kontrolünde. Kalkışta bir eğitmenimiz var, iniş alanında bir eğitmenimiz var. Telsiz ana sorunu duyuyorsunuz zaten. Buradan güvenli kalkış, havada yine yönlendirmeler ve güvenli iniş şeklinde devam ediyoruz uçuşlara. İniş alanımız zaten bize özel ayrılmış bir iniş alanı. Tam iki ağaçlık bölgenin ortası. Ön tarafı yine açık olduğu için rüzgarın temiz alınmasıyla ilgili yine uygunlaştırılmış durumda. Yine o konuda belediye, Sakarya Büyükşehir Belediyesi destek veriyor bu konuda bize. Oranın iniş alanı olarak kullanılmasıyla ilgili. Bu take-off'umuz Meralı'nın zaten. Herkesin kullanımına açık. İleride bir tesisleşme durumu şey yapılıyor, planlanıyor. Onun dışında yaz aylarında biraz daha havanın ısınmasıyla beraber ileri seviye eğitimlere de biraz olanak vermeye başladı. Bizim P diye adlandırılıyor eğitimlerimiz. P1'den P5'e kadar. P1 ve P2 dediğimiz başlangıç eğitimi oluyor. Teorik ve uygulama kısmı. P3 orta seviye eğitimi, P4 termik yükselen havayla, ısınan havanın yükselmesiyle yapılan uçuşlar. P5'te mesafe uçuşları. Bugüne kadar P2 ve P3 eğitimini burada yapıyorduk biz. Hava şartları buna uygun olduğu için ama yaz aylarında artık P4 eğitimine, yani termal aktiviteye de izin vermeye başladı. Dolayısıyla burada Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında P4 eğitimimiz de başladı. İşte gayet aktif bir şekilde uçabiliyoruz. Bulut oluşumu gayet güzel oluyor. Normalde iki çeşit şekilde irtifa alınabiliyor yamaç uçuşta. Bir tanesi yelken uçuşudur. Tepeye çarpan havanın dinamik bir şekilde yükselmesiyle tepenin paralelinde uçuşlar yapmak. İkincisi de ısınan havanın yükselmesi. Bu iki uçuş şekline de olanak veriyor yani Serdivan, Grand Tepe. Bu şekilde genel olarak bölgenin bilgilendirmesi böyle. Biz de 2010-11 yıllarından beri burada düzenli eğitim veriyoruz. Daha önce okulumuz Bursa'da olmasına rağmen, buradan Bursa'dan git gel yapmamıza rağmen, daha sonra 2014 yılında çok aktifleşmemizle beraber dedik ki Bursa'da git gelle olacak iş değil. Bayağı evleri taşıdık geldik. Bunları yapmak için ilk uçuşlar yine bu tepeden oluyor. Buradan kalkıp düz süzülüşle şu an yaptığı yelken uçuşu, yani tepeye paralel uçuş yapıyor ve irtifa alıp hatta irtifasını koruyup hatta ekstra irtifa alabilir. Sanki ilk solo uçuşu değil değil mi? Yani? Yok değil. O şey bizim amatör pilotlarımızdan bir tanesi. Yani P3 seviyesini bitirmiş, P4 için tarih bekleyen, kurslaşılmasını bekleyen pilotlardan biri. Kendi amatör uçuyor şu anda. Normalde bu şekilde paralel uçuş değil de başlangıç seviyesinde kalkıp buradan düz uçuş yapıp inişe gitme şeklinde 7 tane uçuş yaptırıyoruz öğrencilere. Bu 7 uçuşun sonunda da eğitimi tamamlamış oluyor başlangıç eğitimi. Geri eğitimleri kaç gün sürüyor ya da kaç hafta? Başlangıç eğitimini P1, P2 diye adlandırmıştım zaten. P1 kısmı teorik kısmıdır. Derslikte 2 gün boyunca ders anlatıyoruz. Dersliğimiz hemen iniş alanımızla tepenin arasında sağ alt tarafında. Çok yakın bir lokasyon yine. Hani iniş alanımız, tepemiz ve ofis arasında çok küçük bir üçgen var. Onun için çok kolay organize olabiliyoruz hızlı bir şekilde. Evet, yakınmış bayağı ofise. Burasının bu kadar şehire yakın olmasının da bir avantajı var. Normal diğer şehirlerdeki tepkilerin hepsi şehir merkezinden uzaktır. Hani hep böyle 20-25 kilometre, 40 kilometre yol gitmeniz lazım ki hiçbir şeyin olmadığı, hiçbir imkanın olmadığı yerler. Burası hemen şuradan bakınca AVM görünüyor. Öğle yemeğinde biz işte şehir merkezine gidip yiyip gelebiliyoruz falan gibi. Yani bulunmaz bir şey. Zaten tam sınır noktasında. Bu tarafa bakarsanız bir şehirleşme var. Bu tarafa bakarsanız bir yemyeşil bir doğa var. Kaç metre buranın ortasındayız? Burası 240 metre. Kalkışa müteakip dediğim gibi şey yapabiliyoruz bir saniye. Devam hocam. Uçuş var mı? Gelen var mı? Hocam havadaki iki pilotları var. Daha demin bahsettim. İki tane teknik. Onunla beraber bulut tabanına kadar yani 1000 metreye, 1200 metreye kadar çıkılmışlığı var. Şu tepenin antenlerinin hemen arkası Sapanca Gölü'dür bu arada. Yani buradan bir tepeden 200-300 metre irtifa aldıktan sonra direkt Sapanca manzarasıyla da uçmuş oluyorsunuz. Rüzgarın yönü de tabii önemli. Rüzgarın yönü çok önemli. Şiddeti de çok önemli. Yön olarak kuzey, batı, kuzey ve kuzey doğu yönlerine take-off veriyor, kalkış veriyor yani bu tepe. Genelde daha dar bir alandadır take-off verilen, take-off'lardaki kalkış yönler ama burada gayet geniş bir alan var.
Onun dışında genelde Mart ayında başlar bizim rüzgar karşılamaya diyeyim. Ekim, Kasım'a kadar devam ediyor sezonumuz. Kış aylarında da rüzgar güneye döndüğü için burada uçuş pek mümkün olmuyor. Güneyde bir take off arayışına girmemiz gerekiyor.